Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle Arturia Pigments'e gelen güncellemeyi konuşalım istiyorum. Pigments 3 versiyonundan 3.5'e güncellendi. Bu güncelleme Pigment 3 sahipleri için ücretsiz bir güncelleme. Fakat Pigments 3'ü yeni edinmeyi düşünüyorsanız ocağın ilk haftasına kadar %50 indirimli. Şimdi videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelebilmesi için lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Hadi geçelim bilgisayara. Evet, ilk yeni gelen özelliğimiz cross mod. Yani Engine 1 ve Engine 2 arasında cross modülasyon yapabiliyoruz. Yani çapraz modülasyon yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şurada Modulator kısmına geldiğimiz zaman cross mod source'dan Engine 2'yi seçebiliyoruz. Dolayısıyla Engine 1'den Engine 2'ye, Engine 2'den ise Engine 1'e cross modülasyon yapabiliyoruz. Yani buradan mesela birinci ses motorunun pozisyonunu ayarladık. Bakın az önce mesela neredeydi? Sıfırdaydı. Şimdi mesela daha ileriye atayabiliyoruz. Şimdi mesela burada şöyle bir şey yapılabilir. Mesela bir LFO atanabilir bu pozisyona. Şöyle bir şey olabilir o zaman. Gördüğünüz gibi birinci motor ve ikinci motor arasında cross modülasyon yapabiliyoruz. Yeni özelliklerimizden bir tanesi cross modülasyon fonksiyonu. Yeni bir distortion modülü geldi efektlere. Hemen şöyle yapalım. Şu delay'i buradan yok edelim. Şu reverb'ü de buradan yok edelim. Bunun yerine distortion'a gelelim. Distortion'da 16 tane farklı mod var. Modlarımıza şuradan ulaşabiliyoruz. Yani mod dediği aslında distortion türleri. Soft clip'ten overdrive'a, işte distortion'dan germanium drive'a, wave folder'dan climb'a, burada bir sürü değişik seçenek var. Mesela şuradaki oklarla da geçebiliyoruz türler arasında. Yukarıda da presetlerimiz var. Mesela distortion presetlerimiz var. Mesela grit diyelim. Bir diğer özelliğimiz ise geliştirilmiş, genişletilmiş comb filtresi. Şuradan filtre türüne geldiğimiz zaman buradan combu seçiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi şurada 5 farklı modu var. İşte low pass 6, band pass 6, high pass 6, feedback, feed forward gibi modları var. Bakalım. High pass'e bakalım. Feedback'e bakalım. Mesela buradaki frekansı da LFO'ya atarsak şöyle bir güzellik oluyor. Yani aslında bu comb filtresini kullanarak kasıtlı feedbackler üretebiliriz. Çok farklı efektler elde edebiliriz. Tabi buna biraz da granüler ekleriz mesela. Yeni özelliklerimizden bir tanesi de sample browser'ımız geliştirildi. Artık tek tıklamayla ön izleme yapabiliyoruz. Örneğin. Ve folder yapısı geldi. Yani buraya istediğimiz klasörü ekleyip burada sample'larımızdan da kullanabiliyoruz. Mesela ben şuradan bir sample, mesela yağmur sesi kaydetmiştim. Bu yağmur sesini kullanabilirim burada. Başlangıç olarak da şöyle birazcık ileriyi seçeyim. Mesela burada da şöyle bir LFO kullanalım. İkinci motordaki sample'ımın başlangıcı sürekli değişsin. Gördüğünüz gibi sürekli değişiyor. Buna granüler de açalım. Yani çok komplike sound'lar oluşturabiliyoruz. Gerçekten ses tasarımı için mükemmel bir araç bence Pigments. Yeniliklerimizden bir diğeri ise Pigments 3.5'te birçok yeni wavetable geldi. Şuradan
bakabilirsiniz. Burada kütüphanelerimiz var. Mesela Pigments 3'te gelen wavetable'lar, Pigments 3.5'te gelen wavetable'lar. Mesela şuradan bir tanesini seçelim. Pigments 3.5'e gelen yeni özelliklerin arasında bir de Apple M1 silikon işlemci desteği yer alıyor. Yani yeni nesil MacBook'larda, MacBook Air'lerde veya Apple bilgisayarlarda da kullanabiliyoruz. Arayüzde ufak tefek iyileştirmeler yapıldı. Ve 150 tane yeni preset geldi. Hemen bu presetlere hızlıca bir göz atalım. Gerçekten inanılmaz ses tasarım örnekleri var. Yani zaten bunları keşfetmeye kalksak Pigments bitmez. Thank you.
Pigments 3.5 ile yeni ses paketleri de gelecek. Bunlardan bir tanesi Bass Thermal, diğeri Trap Chemical, bir diğeri ise EDM Kinetic. İsimlerinden zaten belli oluyordur. Yeni Pigments alacaklara bu 3 ses bankası hediye olacak. Halihazırda Pigments kullanıcıları için de güncelleme ücretsiz olacak. Fakat bu paketleri ücretini ödeyerek satın alabilecekler. Pigments 6 Ocağı kadar %50 indirimli olarak satışa devam edecek. Yeni gelen özellikleri ben çok beğendim. Pigments her geçen gün gelişmeye devam ediyor ve gerçekten bize inanılmaz esneklikler sağlıyor. Gerek ses tasarımı konusunda olsun, gerek yaratıcı efektler konusunda olsun, yani birçok kullanım alanı var. Yani bir projede kullanmanın dışında Pigments'i standalone olarak açıp, yani harici bir program olarak açıp içerisinde ses tasarımı yapmaya başladığınızda bile saatlerce kaybolabiliyorsunuz. Bence bize oldukça fazla seçenek sunan bir software synthesizer. Açıkçası ben Pigments'i seviyorum ve birçok projemde de kullanıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece yeni videolardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden takip ederek anlık paylaştığım hikayeler ve gönderilere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşça kalın.